Değerli basın ve kamuoyu, bugün burada vicdanımızı derinden yaralayan bir katliamı gündeme getirmek için buradayız. 10 masum bebeğimiz maddi menfaat sağlamak amacıyla katledilmiştir. Bu bir katliamdır, bu bir insanlık suçudur. Türkiye'deki yozlaşmanın, sağlık sisteminin nereye geldiğinin de açık bir göstergesidir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada bir yeni doğan yoğun bakım çetesinin 19 özel hastanede yeni doğan yoğun bakımlarını işletmek üzere anlaştığı, 112 acil hizmetleri servisinde görevli olan çete mensupları eliyle buralara yeni doğan bebeklerin, yoğun bakım ihtiyacı olan yoğun bakım bebeklerin yönlendirildiği, uygun olmayan tedaviler yapıldığı, yetersiz personelle tedavi uygulandığı, uzun süre yatış gösterildiği, birinci basamak hizmetlerin üçüncü basamak olarak gösterildiği, kullanılması gereken ilaçların kamudan sağlanıp kullanılmayarak hasta sahiplerine satıldığı ve bu şekilde çocuklarımızın ölümüne neden olduğu, 10 tane bebeğimizin ölümüne neden olduğu Cumhuriyet Başsavcılığımızın iddianamesinde yer almaktadır. Bu arada SGK maalesef milyonlarca lira zarara uğratılmıştır. Bu soruşturmada iddianamede çarpıcı bir nokta vardır. Bu nokta da şudur. İl Sağlık Müdürlüğü'nün, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel hastaneleri denetlemekle görevli olan amirinin ifadesinde 2023 yılı başında bu durumu fark ettikleri ve bu konunun duyumlar aldıklarını belirtmesine rağmen Cumhuriyet CİMER'e isimsiz bir ihbar gidinceye kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır. Herhangi bir adli işlem yapılmamıştır. 27 Mart 2023'te giden isimsiz ihbar sonucunda Mayıs ayında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Burada maddi menfaat sağlamak için özel hastaneler yönetmeliğine aykırı bir şekilde yeni doğan yoğun bakım servislerinin bu yeni doğan çetesi tarafından işletmeye açıldığı anlaşılarak işletildiği görülmektedir. Burada tüm bu ihmaller ve suç anında bu suçlar işlenirken dönemin İl Sağlık Müdürü olan Sayın Sağlık Bakanı neredeydi? Bunu soruyoruz. Çünkü bu bir anda ortaya çıkmış bir olay değildir. Bu olay yıllar içinde devam etmiştir. 10 bebeğimizin hayatını kaybettiği iddianamede yer almasına rağmen tespit edilmeyen ve bu uygulamalar sonucunda kaç bebeğimizin hayatını kaybettiğini ise bugün tam olarak bilemiyoruz. Bir anne olarak, bir kadın doğum hekimi olarak bu olay toplumda ne kadar annelerimizi ne kadar üzdüğünü tahmin edebiliyorum. Çok büyük bir acıdır yaşadığımız, çok büyük bir katliamdır. Düşünün ki bir narin kızımız katledildiğinde bütün Türkiye ayağa kalktı. Fakat burada resmi rakamlar tarafından itiraf edilen ve kabul edilen 10 tane narin bebeğimiz kaybedilmiştir, katledilmiştir. Masum bebeklerimiz hayatını kaybetmiştir. Biz Sayın Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını, Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamasını özrünü kabahatinden büyük olarak değerlendiriyoruz. Siz 6 yıl İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü yaptınız. Bugün Sağlık Bakanısınız. Bu olaylar tüm Türkiye'nin gözleri önünde gerçekleşirken siz neden müdahale etmediniz? Ve müdahale etmek için neden bir isimsiz ihbarın CİMER'e gitmesini beklediniz? Bugün dün İstanbul'u bu koşullarda yöneten İl Sağlık Müdürü olan Sayın Bakan bugün tüm Türkiye'nin sağlık sistemini yönetiyor. Bu ne demektir? Bu hiçbirimizin sağlık güvencesinin kalmadığını ve hepimizin
hayatı tehlike altında olduğumuzdur. Bugün Sağlık Bakanı burada. Dün Fahrettin Koca yönetiyordu. Daha önce de diğer sağlık bakanları vardı. Ve bu 19 özel hastane içinde daha önce Sağlık Bakanlığı yapan Sayın Müezzinoğlu da Müezzinoğlu'nun sahip olduğu bir hastanenin de bunların içinde olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda basında yer almıştır. Biz Türkiye'de bu sorumluluğun sadece şu anki değil, daha önceki sağlık bakanlarının da sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ve Türkiye'de sağlıkta özelleştirmenin, taşeronlaşmanın geldiği nokta burasıdır. Hiçbirimizin sağlık güvencesi kalmamıştır. Hiç kimsenin can güvenliği kalmamıştır. Onun için biz bu olayların sorumlusu olan Sayın Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz. Türkiye'nin sağlığının emin ellerde olması için tüm sağlık sisteminin özelleştirmeden uzak, ticari bir meta haline gelmeden kamu tarafından verilmesi, kamu eliyle verilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Kamu hastanelerinde sağlık hizmeti kamu personeli olan sağlık çalışanları tarafından verilmelidir. Bunun önemi bu yaşadığımız skandalda bir kez daha ortaya çıkmaktadır. AKP iktidarı, AKP'nin sağlık müdürleri, AKP'nin sağlık bakanları bugün yönettikleri bu sağlık sisteminde yaşanan skandalların üzerini örtmekte, hiçbir veri paylaşılmadan ve skandalların üzeri örtülerek hepimizin sağlık güvencesi ortadan kaldırılmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu meclisin de gündemine getireceğiz. Ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de belirttiği gibi bu soruşturmanın gidebildiği yere kadar gitmesi ve tüm sorumluların gerekli cezaları almalarını ve gerekli müeyyidelerin uygulanmasını da talep ediyoruz ve bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunarız. Efendim, Sağlık Bakanlığı önce yazılı bir açıklama yaptı. Evet. İllegaliteyle mücadele edeceğiz dedi. Evet. Tüm doktorları tömede altında bırakmayalım, tüm sağlık çalışanlarını tömede altında bırakmayalım dedi. Sonrasında televizyonlar karşısında bir açıklamada bulundu. Evet. Hastaneler kapatıldı diye. Bu açıklamalar size Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok tatmin edici gelmedi anlaşıldığı kadarıyla. Yani nasıl buldunuz ilk Sağlık Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamaları? Şimdi burada suçlu bir çete var. Bir çete var ve bu çete maalesef faaliyetlerini gerçekleştirmek için uygun bir ortam bulmuştur. Ve özel hastanelerin sağlık yeni doğan yoğun bakımlarını işletme yoluyla kamuyu da çok ciddi zarara uğratmıştır. Can kaybına neden olmuştur. Tabii ki tüm sağlık personelleri burada suçlanamaz. Böyle bir şey yoktur. Fakat bu olay biliyoruz ki yıllardır tüm bu sağlık, özel sağlık hizmetlerinde uygulanan bir yöntemdir. Adeta bir taşeronlaşmaya varmıştır olay. Bu şekilde uygulanmaktadır. Biz bu hastanelerin kapatıldığına dair Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamasına kadar herhangi bir bilgi almadık. Yani bu konuda bir güvenilir bir bilgiye ulaşmadık. Bunu da samimi bulmuyoruz. Son olarak eski Sağlık Bakanı'nın da ismi geçiyor. Evet. Evet. Onunla ilgili edinebildiğiniz bir bilgi var mıdır efendim? Biz de sizin gibi kamuoyundan bilgi ediniyoruz ve böyle bu iddialar vardır. Bu iddialar gerçekten çok ciddi iddialar ve çok üzücü iddialar. Türkiye'nin sağlığının emanet edildiği bir Sağlık Bakanlığı yapmış bir kişinin sahip olduğu hastanede bu şekilde bir suçun işlendiğini öğrenmek bizleri çok derinden üzmüştür. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu uygulanan olayında münferit olmadığı ve bu şekilde çok daha fazla bebeğimizin, çocuğumuzun hayatını kaybetmiş olabileceği endişesini taşıyoruz. Bir de sadece bu şekildeki bir çete çalışması sadece yeni doğan yoğun bakımlarıyla mı sınırlıdır? Diğer yetişkin hastaların sevkinde, tedavisinde
ve yoğun bakım yatışlarında benzer suç çeteleri var mıdır? Benzer çalışmalar suç olarak nitelendirdiğimiz, halkımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye atan ve kamu zararı yaratan bir takım suçlar var mıdır, yok mudur? Bunların da araştırılmasını istiyoruz.